Uzay yolcuları. Öyle bir uzay aracı düşünün ki çok büyük olsun. İçine milyarlarca canlı cansız varlıkları alabilsin. Çok hızlı gitsin fakat hiç sallanmasın, gürültü çıkarmasın. Üstelik tavanı çok yüksek ve çok süslü olsun. Yolcularını her gün, her mevsim ayrı ayrı manzaralar seyrettirsin. İçinde büyük denizler, göller olsun ama taşmasın, dökülmesin. Şimdi hepimiz hayretle böyle bir uzay aracı olur mu diye düşünüyoruz. İşte dünya, Yüce Rabbimizin böyle bir uzay aracıdır. Biz gündüzün işe gidip akşam eve döndüğümüzde evimizi aynı yerde buluruz. Fakat dünyamız bizimle birlikte güneş etrafında 1 milyon kilometreden fazla yol kat etmiştir, hem de döne döne. Öyleyse dünya muhteşem bir uzay aracı değil de nedir? Böyle büyük, ölçülü, her an hareket halinde olduğu halde sallantısız, gürültüsüz, sayısız canlıları ve ihtiyaçlarını içinde barındıran bir uzay gemisinin kaptansız olduğunu düşünmek mümkün mü? Biz biliyoruz ki hız ve hareket güç ister, irade ister. Ölçü ve düzen ancak ilimle mümkündür. Trilyonlarca ton denizleri taşırmadan, milyarlarca canlıları, giyecekleriyle bir arada tutmak sonsuz bir ilim, sanat ve kudret gerektirir. İşte bütün bunlardan anlıyoruz ki, varlıkları sonsuz karanlıkta büyük bir intizam içerisinde şaşırmadan, çarptırmadan gezdiren sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi yüce yaratıcımız Allah'tır. Bir düzen içinde döndürerek güneşle ayı, geceyle gündüzü sizin hizmetinize veren O'dur. İbrahim Suresi 33.